Merhaba arkadaşlar. Bugün size baştan sona karakter modelleme adı altında hazırladığım video serisi vardı. En son orada Mari'de kalmıştık. Mari'den yaptığımız dosyaları daha sonradan Max'e aktarıp Max'te map'leri uygun yerlere koyup realistik render almayı gösterecektim. O videoyu hemen bir hatırlayayım. Hatırlayalım. O video buydu arkadaşlar. İşte ZBrush'ta dokuları ekliyorduk. Detayları ekliyorduk, pardon. Detayları Diffuse Map kanalına atıyorduk. İşte şu yüzündeki gördüğünüz gibi gözenekler, derinin artık gözle görülebilir en son noktası. Daha sonra bunları bu detayları Mari'de de verebiliyoruz. Birkaç tane yöntemi var. İşte benim gösterdiğim yöntem buydu. Boyama olarak da hani doku ekleme olarak da yani elinizde bulunan yüksek çözünürlüklü karakterlerden topluyorsunuz bu dokuları. Şu an burada internet yavaş olduğu için cepten bağlanıyorum ben. O da bu kadar oluyor. İşte burada da boyamayı yapıyoruz Mari'de. Mari sadece boyamaya yarayan bir program. Yani burada Distress Map kanalını da oluşturabiliyorsunuz ama boyama için yani Diffuse Map'i oluşturmak için mükemmel bir program. Elinizdeki yüksek çözünürlüklü resimlerden bunu sağlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. İşte boyadıktan sonra karakterimizi boyuyoruz. Daha sonra ben şu an bu modeli sildiğim için şey yapamıyorum. Yani gönül isterdi ki programı açıp göstereyim ama artık elimde mevcut olmadığı için onu da yanlışlıkla sildiğim için şimdi buradan şu base tekstür yazan kısma sağ tıklayıp oradan flatten seçeneği, export flatten seçeneğini seçip o şekilde export ediyorsunuz. Export ettikten sonra hani ben artık işin son kısmını göstereyim size. Buradan çıkıyorum şimdi. Şurada göstereceğim. Burada Max'e geldik. Peki Max'te modelimize bu dokular nasıl ekleyeceğiz? Şimdi bu karakter dijital emeli yani gerçekçilik, realistik kısmına sanatçılar bununla ilk adım attı diyebilirim yani. Yani bu bir nevi şey oldu. Level atlama gibi bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi bu karakterde hemen material editörünü açalım. Evet. Şu kadar bir şeyi var. Ben bunu internetten buldum. Daha sonra inceledim ve mantığını anladım. Anladığım kadarını da size anlatacağım. Bu gördüğünüz Diffuse Map. 3 kanal çıktısını veriyoruz. Bir siyah, black var. Bir de white kanalı var arkadaşlar. Bunları bu şekilde ayarlamışlar. Uzman arkadaşlar. Bu şekilde uygun olduğunu düşünmüşler. Ve bu şekilde en realistik sonucu almışlar. O yüzden bu bir kalıp. Yani şu gördüğünüz bir kalıp. Bu kalıba siz de uyarsanız aynı sonucu alırsınız. Ha, geliştirmek size kalmış. Daha ince ayarlarla uğraşıp kurcalayıp değiştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim ben. Dijital Emily diye aratırsanız internette hem dosyayı indirirsiniz ve daha detaylı inceleme şansınız olur. Mesela şu Diffuse Map'i nerede oluşturacağız biz? Bunu oluşturabiliyorsun. Mari programının içinde. Daha sonra oluşturduğumuz Diffuse Map'i yine Mari programının içinde şu şekilde, hatta şunu şöyle gösterelim. Bunlar 4096 yani yüksek çözünürlüklü. Aslında en güzeli bunun yerine gitmek, adresine gitmek. Adresi de burası. Şunu kopyalayalım. Yok, yanlış oldu.
Şuradan aç diyelim arkadaşlar. Yanlış yer açtık. Bunlar küçük resimleri. Bunun bir de büyük resimler olacaktı. Neyse, şimdi bulamadım arkadaşlar onu. Kurcalamak da istemiyorum. Ama bunun çözünürlüğü 4096. Şimdi kendiminkinde onu göstereceğim size. 4096 çözünürlükte bunlar. İşte bağlantılı olduğu yerler, noktalar buralar. Şimdi burayı kapatalım. Karakterimizi seçtik. Seçtik diyorum ya. Karakterimize render alıyoruz işte. Dosyayı indirdikten sonra render'e bastığınızda yine aynı realistik sonucu alıyorsunuz. Daha sonra bunu incelemek size kalmış. İşte o ZBrush'ta oluşturduğumuz detaylar, ışığı da doğru ayarlayarak, render ayarlarını da doğru ayarladığınız zaman bu görüntüyü elde ediyorsunuz. Şimdi ben bunu bir de kendi modelimi uyguladığım halini size göstereceğim. Ama önce bunu da göstereyim. Çünkü kendi modelimde Displace Map'ı en son Displace Map'te kalmıştım. Onu da fazla yapmadığım için, o modeli de kaybettiğim için. O yüzden burada gösteriyorum. Gayet başarılı, realistik, gerçekçi sonuç elde almış bu uzman arkadaşlar, bunu yapan uzman arkadaşlar. Yani bundan ötesi Şam'da kayısı derler ya, işte o hesap. Kadının yüzünü görüyorsunuz. Aynı gerçek bir kadın gibi. Gerçek bir insan dokusu gibi. Yanaklarındaki hücreler falan belli olur. Bir de ben bunun hızlı render alsın diye ayarlarını kıstım yani. Normalde ona da açsam tam pürüzsüz olacak. Yani şurada hafif pürüzler falan var, o ben render ayarlarını kıstığım için yani. Hızlı render alsın diye arkadaşlar. Ha neyse, şu boyuna fazla zaten değinmemişler. Boyunla ilgimiz yok bizim. Şimdi bunu şu kulağa da alsın. Kulağa da fazla önem vermedikleri için, yani üzerine uğraştıkları yerler daha realistik oluyor. Bunu bir kaydedelim. Kaydettik. Çıktık burada. Buradan çıkıyor şimdi. Şurayı da kapatalım. Şimdi ne yapalım? Bunun V-Ray Displace Map, bu kısmına gelmek istiyorum. Şimdi V-Ray Displace Map'i kapattık. Bir daha render alalım. Bir naylon bebek gibi oldu. Şu an göreceksiniz. Yani bir ayar bu kadar mı etki yapar? Bu kadar etki yapıyor arkadaşlar. Displace Map'i kapattık. Gördüğünüz gibi naylon bebek gibi oldu yani. Surattaki detaylar, metaylar, hiçbir şey yok. Demek ki olay Displace Map'te bitiyor arkadaşlar. Yani detaylar. Evet. Hatta biz şunu şöyle yapalım. Bir dahaki sefere şu seçim aracıyla yapalım. Tam şu olsun. Bunu da yine durduralım. Kaydedelim. Kaydettik. Bir dahakine şöyle yapacağız arkadaşlar.
Şöyle sadece şurayı alsın. Şimdi şuna A diyelim. Şuna da B diyelim. Evet. Şimdi A'da böyle, ya yani display map varken bütün detaylar geldi. Bu yokken bu şekilde naylon bebek gibi oluyor. Yani şu kaşı ve yanağı görüyorsunuz. Yani daha fazla şey yapmama gerek yok, anlatmama gerek yok. O zaman display map'i inceleyeceğiz. Bunu da tekrar kapatıyorum. Şimdi display map'te bu arkadaşlar ne yapmış? Tür olarak 2D, 3D'ye aktarmamışlar. Subdivision'a aktarmışlar. Burada display map checker var. Şimdi bu ne? İlk bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu ayardan başlayacağız. Hemen şöyle şuraya geliyorum. Şeylerimizin altına, doku malzemelerimizin. Şunu şöyle yapalım. Bunu buraya böyle sürükleyip bırakıyorum. Instance diyorum yani. Değişiklik olayı eklesin. Evet. Bakıyoruz şimdi. Burada bir V-Ray header'i var. Burada da V-Ray HDR var. V-Ray kompleksse kompleks metalin içine aktarmış. Onu da display işi checker'ı da display map'e bağlamış. Yani buna böyle çift tıkladığınızda checker var. Yani checker şuradaki V-Ray'in içindeki materyalın içindeki onu bulalım hemen. Onu da zaten böyle bulmak bir mesele yani. O kadar çok ayar var ki. Evet arkadaşlar, standarttan shaker bu. Buna bağlamış arkadaşlar. Bunu da V-Ray kompleks. Onu da V-Ray kompleks text. Evet, buna bağlamış. Geri kompleks text material. Onu da şey yapalım. Yani o da bu. Sonra şu ikisi bizim için geriye kaldı. Bu ikisi de şu oluyor. Çift tıkladık. Buradan bir HDR şeyimiz var. Pardon. View image diyelim. Evet. Şimdi bu bizim display map'imiz. Display map'imiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar display map bu. Yani o yüzdeki detayları bu veriyor. Gördüğünüz gibi yanaktaki gözerekler, detaylar, displacement olarak bunu belirlemiş arkadaşlar. O yüzden burası önemli. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şuna çift tıklayalım. Bu da 16K displacement. Onu da bir view image diyelim. Şimdi bunu koymadığınız zaman parıltı daha çok oluyor. Bunu koyduğunuz zaman o son parıltıyı da engellemiş oluyoruz. Evet, bakın burası çok önemli. Şimdi deneme yapalım bir tane. Bu da 16K'da. İşte çok yakın zoomlayınca böyle bir şey sonuç çıkıyor. Yani böyle bir nasıl söyleyeyim? Rendeleme gibi bir işlem yapmış. Tek bir şeyi kullanmış. Bunun nasıl yapıldığını da bunu da yine şeyde hazırlıyorsunuz. Mari programında hazırlıyorsunuz. Bunu da kapattım. Şimdi bunu iptal edelim. Şunu böyle bir çekelim. Boş bırakalım. Şimdi bir render alalım. Bakalım nasıl olacak karakter. Ha, bu arada tabii ki şey yapmak lazım. Display map'ı açmak da açtık herhalde biz, değil mi? Evet, açmışız, tamam. Şuna basalım. Tabii izin verirse yani. Hatta bunu bir kapatalım. Bravo. Pardon, bunu biz açmayalım. Şuraya geldik. Ha, tamam. Şimdi bir daha render'a basalım. Bakın şimdi yüz daha çok parlıyor. Yani bu da sanki yüzde bir jöle var gibi. Yani bir madde var gibi
yüz çok parlamaya başladı. İşte o 16K'daki DisplaceMap bu kadar parlaklığı alıyor. Bu kadar parlak olmasını engelliyor diyeyim. Yani normalde yüz bu kadar parlak olmaz. Bu sanki yanmış da üzerine krem sürülmüş gibi bir izlenim verdi. Bunu da nasıl anlayacağız? İlk aldığımız renderle kıyaslayacağız. O şekilde anlayacağız. İlk aldığımız render şuydu. Buna A diyoruz. Bakın. Ya şimdi render tam açılsın yine göstereceğim. Yani şöyle böyle olmaz. Doğrusu bu şekil. Yani yüz bu kadar parlak olmaz. Doğrusu bu şekil. Normal insan yüzü bu şekil oluyor. Ha, bu da böyle kremsi bir şey oluyor. İşte bu yanlış. Bunu şöyle yapalım hatta. Şunu kapatalım. Tamam, bu kadar render yeter. Ha, çarpıya bastık şeyi sildik biz ya. Şurada dura basacaktık. İşte şimdi şuradaki yani bunu oluşturmadığınız zaman bu 16K'lık resmi haritayı oluşturmadığınız zaman karakteriniz o kadar gerçekçi görünmez. Yani şunu. Bunu da mutlak suretle oluşturmanız gerekiyor. O yüzden şunu da kapattığımız zaman hani şu an Displace Map devre dışı. Displace Map devre dışı olduğunda da zaten görüyorsunuz naylon bebek oldu. Arkadaşlar. Naylon bebek. Yani demek ki bütün her şeyi Displace Map veriyormuş bütün detayları. Displacement. Evet. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi tekrar bir düzgün render alalım. Ondan sonra aradaki farkı görmek açısından bunları bağlayalım tekrar buraya. Ha, şurayı da şöyle düşürelim. Şimdi burada texture kanal 1. Yani bu ayarlar amount 1. Bu ayarlar aynı böyle yapın. Texture min max eksi 1 artı 1. Aynısını bu şekilde yapın. Displacement şey. Aynı sonucu alacaksınız arkadaşlar. Şimdi biz bir render daha alalım. Çünkü orijinal rendere dönüyoruz şu an. Şu da bizim şey olan, naylon bebek olan. Evet, naylon bebek. Şurada Displace Map'in geldiği ayar. Ki ben burada da yine şey, ayarları kıstım yani. Yani render ayarlarını kıstım. Biraz pürüzler falan var gibi görünse de o benim renderi kıstımdan dolayı kaynaklanıyor. Çünkü hızlı render alayım diye. Şimdi bu şekilde de yine yavaş render alıyor. O ayarları açtım mesela bunun light keşine 1000 demişti yapan uzmanlar. Ben onu 100'e düşürdüm. Öbür tarafta Iridescence Map'in maksimum samplesini 4 yaptım. O 8'di. 1'e 4 yaptım onu. O yüzden o çözünürlükler de ayarladığınızda daha şık bir şey oluyor. Zaten bundan ötesi yok yani. En gerçek şeyi bu. Modeliniz bir kere çok iyi olacak. Modeliniz ne kadar iyi olursa bir de dokuları da o derece iyi eklediğiniz zaman yani bu gerçekçilikte bir render alıyorsunuz. Şimdi şunu alsın. Tekrar şeye dönelim. Materialator'a dönelim. Video biraz uzun olabilir ama bunu yani elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü yani bu bir sır değil. Ben birçok kişiyi şey yaptım, öğrenmek istedim ama yani adamlar başka şeylerde, başka kafada yani. Bunu kaydediyorum. Buradan çıkalım. Çıktık. Şimdi şuraya geldik. Burada da işte şu map'ler var. Bunlar da yine 4096 çözünürlüklü. Şimdi bunları iptal edeceğiz. Yani şunu zaten iptal ettiğimizde siyah görünecektir model. Bak şu
Bu SSD core'lara bağlı. Hani şimdi bak, SSD core'lara bağlı ya. VRAY skin materyale bastık. VRAY fast SSD, ya işte subscatter şey açılımı öyle bir şeydi yani bunun. Şimdi burada işte bu ayarlarla mesela oynayarak daha değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani Subdivision 8 burada SSD kolora bağlamış bunu mesela. Onu da burada karıştırmış V-Ray Blend'le. Biz mesela şunu iptal edelim. Hiç fazla şey yapmayalım yani. Videoyu da uzatmayalım. Nasıl bir görüntü çıktı arkadaşlar? Hı? Detaylar var. Detaylar aynı. Display Map'teki gibi detaylar var. Ama bu kez de yani kadın sanki bir şey güzellik merkezine gitmiş de bakım yaptırmış cildine. Öyle bir krem falan sürmüş. Hani böyle yüze sürerler ya. İşte öyle oldu. Demek ki bu şeyi kapatmayacağız. Şuradaki ayar. Bu SSD'ye bağlı olacak. Peki şunu iptal edelim. Ya bunlarla işte dediğim gibi o şey dijital emin şeyini bulun. Hatta isteyen arkadaş olursa da ben ona yardımcı olurum. Şeyden atarım. Şimdi bunun altında paylaşmak şey olur yani bir ceza falan yemeyelim yani bu şeyin videonun altında. O tür şeylerle uğraşamam zaten. Şimdi şöyle bir şey daha yapalım. Şunu da kapatalım. Self Illume'da. Pardon, Self Illume'da diyorum ya. Specular. Bu beyaz olan specular ekleniyor. Refleksiyon. İki tane refleksiyon var ama bak birine tıkladığınız zaman biri şey refleksiyon 40'ta, diğerine tıkladığımız zaman arkadaşlar diğeri de 60'ta. Yani şöyle şuraya gelelim. 60'ta. Yani bunları işte indirip incelemeniz lazım. Mesela ikisini de iptal edelim. Render'e basalım. Parlaklık gitti. Düz bir model. Yani demek ki adamlar onu boşuna yapmamış yani. O beyaz gördüğünüz gibi ne kadar etki yapıyor. Bütün parıldama falan hepsi onda bitiyor arkadaşlar. Şimdi şu model miydi? Şu model. Evet. Yani şu orijinal model arasında fark var yani. Bütün detaylar falan gitti, kayboldu gitti. Bunda var, bunda yok. Hangi şekil daha güzel? Bu şekil daha güzel tabii. Böyle. Böyle mi? Acaba böyle mi? Tabii ki böyle. Evet. İşte o siyah ve beyaz da bu aradaki farkı sağlıyor. Bunu da hemen durduruyoruz. Ve buna da bir kare alalım. Şey alalım. Bunu da kapattık. Geldik tekrar buraya. Bunu da yine buradan refleksiyon. Ya bunu ben aldım böyle inceledim. Ben bu işi bilen arkadaşlara çok yalvardım. Çok rica ettim demiyorum. Yalvardım açıkçası. Ama hiç kimse şey yapmıyor. Sanki bu bir sır yani. Pezemek. Ne yapacağım? Mezara mı götüreceğim? Yani hangi din üzerine yaşıyor? Ben bu insanlara İslam dini fıtratı üzerine yaşıyorsam Cenab-ı Allah diyor yani sizlerin diyor en hayırlısı insanlara en çok hayır olandır. Ben bildiğim kadarını anlatmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama bazı insanlar ne oldum delisi olmuş arkadaşlar. O yüzden onlara karşı da yani sistemliyim açıkçası. Tamam, şimdi bunu ben kapatıyorum. Bunu kapattım. Buradan çıkıyorum. Şimdi ben kendi bu arada kaydımız sürüyor mu? Sürüyor. Şöyle yapalım. Bu kaydı dondurayım ben. Çünkü bir video daha hazırlayayım. Onda devamını göstereyim. Bu part 1, part 2 olsun ya. Çok bir saat uzamasın.